Evet. Devam ediyoruz. Mayoz bölünmedeyiz. Dördüncü ünite. Üreme ünitesinin mayoz bölünme alt başlığının üçüncü testindeyiz arkadaşlar. Aşağıda mayoz bölünmenin bir evresinde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre verilen olayların meydana geldiği evre aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere crossover meydana geliyorsa, ya zaten tetrat da crossover'la birlikte meydana gelen bir olaydır. Çekirdek zarının da eridiği olay hepsi profaz 1 evresine özgü olaylardır arkadaşlar. Bunu daha önceki testlerde söylemiştik. Gelelim ikinci soruya. İnsanlara ait aşağıda verilen hücrelerden hangisinde bölünme sırasında homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi olayı gözlenebilir? Homolog kromozomlar zıt kutuplara çekiliyorsa bu mayoz bölünme geçiriyor demektir. Bu canlı türü insan ise sperm ya da yumurta ana hücresi olması lazımdır. Zaten al yuvar, nöron ve yumurta hücresi bırakın mayozu bölünme geçirmiyorlar. Al yuvarın çekirdeği yok, nöronun sentrozomu yok, yumurta hücresinin de sentrozomu yok. İşte yumurta hücresi sentrozomu spermden alıyor ama döllenme sonucu oluşan zigot haline dönüşüyor ve o mitoz bölünme gerçekleştiriyor. Mide epitel hücresi geçirir ama mayoz bölünme değil. Mide epitel hücresi mitoz bölünme geçiriyor. Bana soruda homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi dediği için ben de direkt mayoz bölünmeyi oraya koyuyorum arkadaşlar. Evet. Bir bitki hücresinde gerçekleşen mayoz bölünmenin birinci aşamasında 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri gerçekleşebilir? Birinci olaya bakalım. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekildiği evre anafaz 2 evresidir. İkinci olay tetrat oluşum olayıdır. Profaz 1 evresidir. Üçüncü olay homolog kromozomların ekvatoryal düzlemde dizilmesi. Metafaz 1 evresidir. Çekirdek zarının erimesi. Profaz 1'de de gözlenir, profaz 2'de de gözlenir. O halde mayoz bölünmenin birinci aşamasında 2'de var, 3'de var, 4'de var. Cevabımda ne oluyor? Denizli seçeneği oluyor. Dördüncü sorudayız. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi mayoz bölünmeye aittir? Arkadaşlar, haploid kromozomlu hücrelerin oluşması... Şimdi mayoz bölünmede 2N'den N kromozomlu yani haploide dönüşüyoruz. Dolayısıyla bir tik atalım. İkinci olay sinapsis. Kardeş olmayan kromatitlerin sarmal yapması profaz 1 evresinde gözleniyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi anafaz 2 evresinde var. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitlerinin kiyazma denilen noktalardan birbirine temas etmesi profaz 1 evresinde var ki bu testte az önce gösterdim. Kalıtsal çeşitliliğin sağlanması zaten mayoz ile ünlenen bir olaydır. O halde 5 olayda mayoz bölünmede gözlenebilir diyoruz. Evet. Evet, 5. sorudayız. Aşağıdaki grafikte bir hücrenin bölünmesi sırasında DNA miktarındaki zamana bağlı değişim gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Benim çok önem verdiğim soru tiplerinden bir tanesidir. Bu beraber önce şu zaman dilimlerinin meydana geldiği evre isimlerini yazalım. Birinci olayda dikkat ettiyseniz X DNA miktarı X kadarken hemen eşlenmemiş. Ve sonrasında eşlenip sabit bir şekilde bir süre devam ediyor. Birinci olay DNA eşlenmesinin gözlendiği interfaz olayıdır. Hazırlık evresidir. Dikkat edin. Yalnız hemen eşlenme olmaz. Onun için direkt ben buradan 2x'e çekmedim. Ha çekilebilir miydi? Çeken soru tipleri de vardır. Yanlış kabul edilemez. Ama sonuç itibariyle ben biraz daha gerçekçi olsun diye bu şekilde çizdim. Sabit bir şekilde devam eden ikinci olay karyokinez 1 yani çekirdek bölünmesi 1 olayıdır. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1 evrelerinden oluşan karyokinez 1 aşamasıdır. Sonrasında kromozom sayısı daha doğrusu DNA miktarı yarıya inmiş çünkü sitokinez 1 gerçekleşmiş. Sonra karyokinez 2'de yine sabit devam edip sitokinez 2'de bir kez daha yarıya inmiş. O zaman 1 nolu zaman aralığında DNA eşlenmiş midir? Evet eşlenmiştir.
İki nolu zaman aralığı karyokinez 1'dir. Homolog kromozomlar zıt kutupları ayrılmış mıdır? Evet, anafaz 1'de ayrılır. 3 numaralı zaman aralığında sitoplazma bölünmesi gerçekleşmiş midir? Evet, sitoplazma bölünmesi 1 gerçekleşmiştir. 4 numaralı zaman aralığında homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşemez. Çünkü 4 numaralı zaman aralığı mayoz 2'dir. Mesela profaz 2'den bahsedelim. Crossover'dan bahsediyoruz. Crossover profaz 2'de gerçekleşmiyor. Profaz 1'de gerçekleşiyor. 2 ve 3 numaralı zaman aralıkları mayoz 1'de gerçekleştiğini zaten ben grafiğe yazmışım. Olayı grafikle bitirmişim. Onun için soru çok kolay bir hale gelmiş. Geçelim 6. sorumuza. Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait bazı bölünme evreleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, kromozomlar ortada yan yana dizildiyse bu metafaz 2 evresidir. Kromatinler oluştuysa artık bölünme bitiyor, telofaz 2 evresidir. Homolog kromozomlar arkadaşlar görüldüğü üzere üst üste dizilmiş, burada yok. Zıt kutuplara çekilmeye başlamış. Dolayısıyla anafaz bir evresidir diyebiliriz. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bölünme geçirmekte olan ana hücre 2N eşittir 4 kromozomludur. Evet, mayoz bölünme geçiriyor. 2N eşittir 1-2-3-4 kromozomlu olduğunu net bir şekilde söyleyebilirsin. Ve verilen evrelerin gerçekleşme sırası anafaz 1, sonra metafaz 2, en son telofaz 2 şeklinde olacak. Dolayısıyla CBA demeyeceksiniz arkadaşlar. Bölünme sonucunda oluşan hücreler, mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler diploid olmaz, haploid olur. Onun için cevabım yalnız bir seçeneğidir. Evet. 7. sorudayız. Aşağıda bir üreme ana hücresinde meydana gelen mayoz 1 ve mayoz 2 aşamalarında gerçekleşen bazı olaylar hatalı gösterilmiştir. A, B, C, D, E, M1 mayoz 1, M2 mayoz 2, 2N'den N'e, N'den N'e devam etmişiz. Buna göre mayoz 1 ve mayoz 2'de gerçekleşen olaylardan hangi ikisi yer değiştirirse yapılan hata ortadan kalkmış olur. A ve D, B ve D, B ve E, C ve D, C ve E. Bakalım. Mayoz 1'de homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilir. Fakat kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilmez. Bu mayoz 2'de olacak. Crossover gerçekleşebilir. Doğru. Tetrad oluşumu mayoz 2'de gerçekleşmez. Mayoz 1'de gerçekleşecek. Bu buraya gelmeli. Bu da buraya gelmeli. İyi ipli oluşum hem burada gerçekleşir hem de burada gerçekleşir. Herhangi bir problem yoktur. Onun için B ve D arkadaşlar yer değiştirmelidir diyoruz. 8. soru, bal arılarına ait popülasyondaki 1-2-3 arılardan hangilerine ait üreme ana hücrelerinde tetrad oluşumu gözlenebilir? Arkadaşlar, bal arılarında şöyle bir durum var. 2N kromozomlu kraliçe arıyı alın. Mayoz bölünme geçirsin. N kromozomlu yumurta meydana gelsin. Ve yumurtadan da ne yapalım arkadaşlar? Yumurtadan da ne yapalım? N kromozomlu erkek arı meydana gelsin. Şimdi bu neyle meydana geliyor? Mitozla. Bakın, burası partenogenezdir. Döllenme olmaksızın yumurtadan yeni bir birey meydana gelmiş. Partenogenez. Hani yeni bir kraliçe arı nasıl oluşacak? Yeni bir işçi arı nasıl oluşacak? O da şöyle. 2N kromozomlu kraliçe arıyı bir kez daha yazarız. N kromozomlu erkek arıyı da yazarız. Kraliçe arı mayoz bölünme geçirip N kromozomlu yumurtayı verir. Erkek arı mitoz bölünme, çünkü N kromozomludur. Spermi mitozla oluşturuyor. Mitozla oluşturduğu spermle mayozla oluşan yumurta dölleniyor ve zigot meydana geliyor. Zigot beslenme farklılığına göre arı sütüyle beslenirse kraliçe arıya dönüşüyor. Hayır, bal peteğiyle beslenirse işçi arıya dönüşüyor.
Beslenme farklılığına göre genin işleyişinde meydana gelen değişime biz modifikasyon diyoruz. Kraliçe arı dişidir ve verimlidir, yavru oluşturabilir. Bakın erkek arıyı oluşturmuş burada. Ama işçi arı hem dişidir, lütfen erkek olmadığını kabul edin bunun. İşçi arı dişidir ve kısırdır. Çoğunuz bunu erkek olarak karıştırıyorsunuz. O zaman üreme ana hücresinde tetrad oluşumu gözlenen arı kimdir dersen mayoz geçiren arıdır. Yani kimdir bu? Kraliçe arıdır. İşçi arı zaten mayoz geçirmiyor. Erkek arıda da arkadaşlar mitoz bölünme yoluyla sperm hücresi oluşturuluyor. Dokuzuncu soruya gelelim. Dört tane olay vermişiz. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz 1 ve mayoz 2 aşamalarında ortak olarak gerçekleşmektedir? Arkadaşlar DNA eşlenmesi mayozdan önceki interfaz aşamasında gerçekleşir. İpliklerinin kaybolması evresi telofaz 1 ve telofaz 2 evrelerinde gerçekleşir. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması anafaz 2 evresinde gerçekleşir. Sinapsiz olayı ise profaz 1 evresinde gerçekleşiyor. Ben mayoz 1 ve mayoz 2'de ortak olarak gerçekleşen olay dediğim için sadece ve sadece yalnız 2'yi işaretlemeliyim. Son sorudayız. Aşağıda 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait bazı evreler gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan evrelerden hangileri mayoz 2 aşamasında gerçekleşebilir? Arkadaşlar bakın bir gitti. Neden? Homolog kromozomlar hücrenin ortasında üst üste dizilmiştir. Ben bu evreye metafaz 1 evresi diyorum. Burada kromatinler oluşmuştur, çekirdekler meydana gelmiştir, boğumlanma başlamıştır, telofaz 2 evresidir, bölünme bitiyor artık. Burada kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilmiştir, anafaz 2 evresidir. Burada da homologlar metafaz 1'in devamında zıt kutuplara çekilip bir sonraki aşamada etraflarında çekirdek oluşup bir de sitoplazma bölünmesiyle kromozom sayısını yarıya indireceksiniz burada. Anafaz 1 evresidir. Ben size neyi sormuşum? İkinci aşamayı. O halde cevabım 2 ve 3'tür diyeceğiz.